Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Mija yani Xiaomi'nin sinek kovucusunu inceleyeceğiz. Ben bu ürünü yaklaşık 3-4 ay önce Banggood'dan satın almıştım ve kendim kullanıyordum ama artık market.miui Türkiye'de resmi yollarla bu cihazı satmaya başladık ve sizler de marketimizden ürünü satın alabiliyorsunuz. E ben de dedim kullandığım ürünün neden kanalda bir incelemesi olmasın? İşte bu videoda sizlerle birlikte bu sinek kovucu gerçekten işe yarıyor mu? Nasıl çalışıyor? Onlardan bahsedeceğiz. Hiç sıfır kutu açılışıyla uğraşmayacağım. Ürünün içerisinden cihazın kendisi çıkıyor. Şöyle bir açabilirsek. Evet açtık. Tablet çıkıyor. Tablet siz sonradan takıyorsunuz. Ve içerisinden şu şekilde gördüğünüz gibi piller çıkıyor. Bu arada tableti çıkardığınızda cihaz çalışmayı durduruyor. Ben çalışır vaziyette bırakmıştım cihazı. Ve gördüğünüz gibi burada uyarı ışıkları da yanmakta. Yani aslında cihazın çalışma mantığı çok çok basit. Tableti yerleştiriyorsunuz. Bu tabletteki artık özel bileşen mi var, kimyasal mı var, ne varsa fan çalışarak yukarıya hava olarak ittiriyor ve odanızdaki, çevrenizdeki sineklerden kurtuluyorsunuz. Kurtulmak derken onları öldürmüyor ve insan sağlığına da zarar vermiyor. Sadece kovuyor. Ki ben bunu zaten birebir deneyimlemiş birisi olarak şu anda karşınızdayım. Şöyle tablet tekrardan yerine oturtalım. Kapağını kapatalım ve üründen konuşmaya başlayalım. Bu arada kapağı tekrar taktığımda ürün çalışmaya başladı. Şöyle bir kapatayım. Tekrardan açayım. Herhangi bir uyarı sesi vesaire yok. Yani sadece şuradaki ışıkla takip ediyorsunuz. Cihazı açmak için 3 saniye basılı tutuyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu şekilde cihaz açılıyor. Ve bu kadar. Yani cihazı açtınız kullanabiliyorsunuz. İsterseniz hiç uygulamaya bağlanmadan da bu şekilde kullanabilirsiniz sürekli. Şimdi cihazda iki tane mod var bu arada. Bir tanesi böyle sürekli çalışma modu. Diğeri de iki defa bastığınız zaman şuradaki butona cihaz bir moda geçiyor. Bu mod şu 8 saat aralıklarla çalışıyor ve bu döngüde kullandığınız zaman 90 gün boyunca cihazı kullanabiliyorsunuz. Eğer bu modu açmazsanız bu sefer de tam gün çalıştığı zaman 30 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu arada cihaz ömrü demişken yanlış olmasın tabletin bir ömrü var dostlar. Yani tabletin ömrü bittiğinde artık ürün işlevselliğini yitiriyor. Tableti yenilemeniz lazım. Peki tableti nereden alacağım diyorsanız onu da yine çok yakında web sitemizden satın alabilirsiniz. Market.miyaytürkiye.net'i yerimlerinizi ekleyin. Ara sıra girip bakın veya bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Oradan da ürün geldiğinde duyurusunu yapmış olacağız. Şimdi biraz üründen bahsedelim. Dediğim gibi dahili mini fanla tabletteki bileşenleri havaya karıştırıyor ve sinekleri uzaklaştırıyor. Uzaklaştırdığı için de sizler yaz aylarında çok daha rahat bir uyku çekiyorsunuz veya Sinekler artık canınızı sıkmamış oluyor. 90 gün boyunca kullanabiliyorsunuz dediğim gibi ama bunu işte o zaman ayarlayıcı modu yaparsanız yani 7/24 çalışmayacağı zaman yapabiliyor. Eğer tam gün çalışacaksa orada 30 gün boyunca çalışabiliyor. Yani toplamda 720 saatlik bir ömrü var bu tabletin. İsterseniz tableti sürekli değiştirip değiştirip yıllarca bile kullanabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Şimdi uygulamamız Mi Home dostlar. Mi Home uygulamasını telefonlarınıza indiriyorsunuz ve oturum açıyorsunuz. Şimdi şöyle size de göstereceğim. Bu arada Mi Home uygulamasında bu cihazı kullanabilmek için bölgeyi Çin yapmanız lazım. Türkiye olduğu zaman maalesef kullanamamaktasınız. Yani bu da aslında ufak bir eksiklik gibi düşünebiliriz. Gerçi bu ürün Çince global versiyon değil. O yüzden şu an çok da bir eksiklik olduğunu düşünmemeye başladım. Her neyse. Şimdi bakın burada zaten ben cihazı eklemiştim. Şu şekilde bir tekrardan izoyu ayarlayalım. Netleyelim. Eklemesi de gerçekten çok çok basit zaten. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan içerisine giriyorum. Bir bağlanıyor. Ve gördüğünüz gibi ben sıfır kutu açtığım için şu anda %100 olarak burada tablet ömrünü görebilmek mümkün. Yani bu tablet ömrü dediğim gibi tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Ben bir saat kullandım. Hala mesela %100'de duruyor. Şimdi... isterseniz ürünü buradan turn on turn off yaparak da açıp kapatabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu bir robot süpürge olmadığı için bir Wi-Fi bağlantısı olmadığı için cihazı açık bırakıp evden giderseniz telefon üzerinden kapatamazsınız. Yani Bluetooth'la bağlandığı için bunun 10 metre yakınında olmanız lazım. Bluetooth'la birbirine bağlı olmaları lazım. Şimdi bu ürünü nasıl daha efektif kullanabiliriz ben size onlardan bahsedeyim. Ürünü daha efektif kullanmak, daha uzun ömürlü kullanmak için buradan zaman ayarlayıcıyı açabilirsiniz. Bakın ben zaten gündüz evde yokum. O yüzden bunun gündüz çalışmasına gerek yok. Yani ben saat 9'la sabah 9 arasında hatta ne sabah 9 sabah 7 arasında evdeyim. Hani o yüzden sadece gece kullanımı için kullanıyorum ben bu ürünü. Ve ben kendi kullandığım cihazda, kendi kullandığım telefonda zaman ayarlayıcı modla kullanmaktayım. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Şöyle iyice bir netleyelim. Bakın isterseniz burada kendi tanımladığı bir saat var ama bu saat bizim için şu an çok uygun değil. Artı ikonuna basıyorum. Buradan açılma saatini belirliyorum. Mesela akşam Saat 20.00'da açılsın ve ben odama girdiğim andan itibaren odamda sinek görmek istemediğimi buradan belirtiyorum. Peki ne zaman kapansın? Sabah 7'de evden çıkıyorum ben. İşte sabah 7'de de kapansın. Bunu yaptığım zaman saat 8 ile akşam 8 ile sabah 7 arasında ürün sürekli çalışmış olacak. Eğer bu ayarlamayı yapmazsanız sürekli çalışacak ve tablet ömrü daha çabuk bitecek. Ve burada repeat yani tekrarlama kısmı var. Aslında bunu bir telefonu alarm kurmak gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz bunu günlük yapabilirsiniz. Hafta içi, hafta sonu veya custom yaparak buradan günleri seçebilirsiniz. Mesela pazartesi günleri evde olmuyorsunuzdur. Pazartesi buradan silersiniz veya hafta sonları evde değilsinizdir siler eklersiniz vesaire. Bu tamamen size kalmış bir durum dostlar. Onun dışında tablet satın alma linki koymuşlar ama bu Çin sitesine yönlendirdiği için çok önemli değil. Dediğim gibi tablet satın almak için marketimizi yakın zamanda ziyaret edebilirsiniz. Ürün yakında elimize gelecek. Burada cihaz güncelleştirmeleri kısmından da cihaza bir güncelleme geldiyse onu yapabilirsiniz dostlar. Ek ayarlar kısmına baktığımızda da burada çok çok önemli ayarların olmadığını görmekteyiz. Yani oldukça basit ürünün oldukça basit bir uygulama arayüzü bulunmakta. Peki bu tablet bu ürün gerçekten işe yarıyor mu? İsterseniz biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Şöyle söyleyeyim. Ben evimde gerçekten hiç sinek görmedim bu 3 ay boyunca. Evin diğer bölgelerinde var. Mesela mutfakta vesaire oluyor. Onun için pek e, efektif değil muhtemelen. Ama kendi odamda hiçbir şekilde sinek görmedim. Ve ben Beykoz'da oturuyorum. Mesela son 2 yıldır böyle ufak kanatlı sinek mi desem, kelebek mi desem. Ya kelebek desem daha doğru ama sürekli böyle duvara çarpıyorlar. Sabah uyandığımda ölmüş oluyorlardı vesaire. 2 yıl boyunca bunlarla uğraştım ben. Yerden topluyordum ölülerini. Ancak bu cihaz sadece sinekleri kovmakla kalmadı. O kelebekleri de bu sene gerçekten odamda hiç görmüyorum. Mesela mutfakta oluyor ya da evin salonunda görebiliyorum ama benim odamda o küçük kelebekler gerçekten olmuyor. O kelebekler de muhtemelen evimin yanındaki ayva ağacına geliyorlar ve o yüzden böyle bir sıkıntı yaşadım ama artık kesinlikle bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani benim o 30 metre karelik odamda ne bir sinek sorunum kaldı ne de o küçük kelebek sorunum kaldı. Haşere sorunum hiç yoktu o yüzden haşerelere bir şey yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum. Zaten firmanın da böyle bir iddiası yok. Kafanızda böyle bir soru varsa cevabı bende değil. Ama bende olan cevap evet sinekler, sivriler ve o küçük kelebeklerden beni kurtardı. Ben memnuniyetli ürünü kullanmaktaydım. Benim tabletim bitti. Ben de şimdi web sitemize gelmesini bekliyorum. Geldiği zaman ben de kendi evimdeki ürüne bir tablet satın alacağım. Her neyse yani üründen de bu kadardı. Eğer ürünle ilgili bir sorunuz varsa, bir deneyimle ilgili sorunuz varsa ki her şeyi anlattım aslında ama yine de bana şurada yazan Instagram adresinden ulaşıp sorabilirsiniz dostlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. 50 bin abone olduk. Bu gerçekten çok çok güzel bir şey. Yani sizler abone oldukça, videoyu beğenip paylaştıkça, bana destek verdikçe ben de daha çok şevkleniyorum ve çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Çok özel telefonları bulup çekmek için çabalıyorum desem de olur. Her neyse bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Lütfen maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun, sağlıklı kalın, Hoşça kalın.